İslam Dünyası ve Siyonizm 4 Sevgili izleyiciler, sohbet serimiz devam ediyor. Bugün dördüncü faslı icra edeceğiz. İslam Dünyası ve Siyonizm başlığı altında İslam Dünyası'nın hali pürmelalini ve Siyonizmin askınlığını günlerdir derin bir şekilde irdeleyip sorguladık. Ki sorgulamaya da daha çok devam edeceğiz. Çünkü yer küresi Siyonist dediğimiz bir uç İsrail Yahudisini adeta biat etmiş durumda. İşte bu biat ediliş ne yazık ki insanlık denilen olguyu yerle yeksan etmiştir. Ne insan hakları, ne demokrasi, ne özgürlük, eşitlik, hürriyet ve bağımsızlıkla hak, hukuk ve adalet denilen mekanizması bir bütünlük içerisinde vesayet ve esaret altına almıştır. İslam dünyası için ceberuti bir zorbalığa dönüşmüştür. Bu bir avuç Yahudi denilen grubun temel hedefi dün olduğu gibi bugün de İslam dünyası üzerinde hükümranlık kurmaktır. Tek sevdası bu. Netice itibariyle bu minvalde gelişen ve yaşanan hadiseler noktasında düşman bellidir diyorum. Onun içinde ümmet şiarına sahip olan Kur'an-ı Kerim'in yolunda giden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberinde yürüyen iman etmiş millet olarak bu düşmana karşı neler yapabileceğimizi biliriz. Korkumuz da, pervamız da olmaz. Dün de olmamıştır, bugün de olmamıştır. Harp meydanları açık ecdadımızın tarihinde şan, şeref ve zafer hep var olmuştur. Amma velakin zaman keçimize içimize tefrika sokuldu, fitne ve fesat yuvaları oluştu. İşte o zaman kar kaybına uğradık, yenilgiler aldık. Bölündük, parçalandık, zayıf duruma düştük ve kaybeden olduk. Osmanlı neden yıkıldı? Pek tabii ki ırkçılık tefrikası yüzünden. İşte bu ırkçılık denilen virüs, Siyonizm'den ve İsrail Yahudisinden daha tehlikeli ve yıkıcı, acımasızdır. Çünkü ırkçılığın ruhunda her türlü fitne ve fesatlık var, inkar var, asimilasyon var, bölücülük var, bölgecilik var, ayrımcılık var, sen ben kavgası var. Bu sinsi ve ucube anlayış hiçbir zaman halklara sağlıklı huzur ve mutluluk verici ümmet birliği ve dirliği sağlayabilmiş değildir. Bir buçuk asırdır Türkiye'nin yaşadığı iç buhranın ana nedenlerinden biri de ırkçılık ve milliyetçilik tefrikasıdır. Birkaç gündür ülkenin gündemini meşgul eden bir mevzu var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Silvan Elazığ Çevre Yolu bağlantısındaki bulvara Şeyh Said Efendi'nin ismini vermiş. Ki bu isim 2014 yılında belediye meclis üyelerinin ortak imzası ve teklifiyle karara bağlanmış. Nitekim Dağ Kapı Meydanı'na da Şeyh Said ismi verilmiş. Vay ki vay İslam'a ve Kürtlere kini olan saldırıyor, hakaretler yağdırıyor. Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dinledim. Grup toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor. Akıl tutulmasıyla Kürtleri tek potaya koyarak hakaret ediyor, ihanetliklerle suçluyor. Tarih şahittir ki Şeyh Said Efendi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri dahil olmak üzere büyük İslam alimleri ve meşayikleri dönemin Ceberuti anlayışına sahip CHP'nin hışmına uğrayan şahsiyetlerdir. Buradan Bahçeli'ye sesleniyorum ve dur diyorum. Bunu da toplum adına yüzüne haykırarak söylüyorum. De bakalım sen nereden yürüyorsun ve nerede duruyorsun? Irkçılık adına bu kışkırtıcılığın, bu nefretin, bu gözü dönmüş hırçınca, pervasızca söylem ve eylemlerin daha ne zamana kadar böyle devam edecektir? Sen ki partine ne gibi bir aşama kaydetmişsin? Bir artı çıkar getirebilmiş misin ki konuşuyorsun? İslam alimlerini ve meşayiklerini hain ve ihanetçi olarak itham ediyorsun. Sana sormazlar mı? Ya sen necisin? Ne yapıyorsun? De bakalım ey Bahçeli. Yıllardan beri devletin bünyesinde bu partinin başında bulunmaktadır. Bir arpa boyu kadar ne kendi partine ne ittifak ortağına bir fayda sağlayabilmiş değilsin. Fazla bir reyde teşkil etmiyorsun ama gel gör ki kendini dev aynasında görüyor ve önüne gelene sallıyorsun. Öylesine ileriye gidiyorsun ki Doğu ve Güneydoğu'daki insanları topyekir şekilde hainlikle suçluyorsun. Din adamlarına, meşayiklere bölücü diyorsun. Katil diyecek kadar akıl dışı cümleler kuruyorsun. Bir hegemonya oluşturmuşsun, oradan nemalanıyorsun. Bu toprakların 1000-1500 bin, bin yıllık asil yaşayanlarına neredeyse siz kim, bu topraklar kim diyecek kadar ileri gidiyorsunuz. Siz yoktunuz, bu insanlar bu topraklarda yaşıyordu. Siz Kafkaslardan buralara geldiniz. Dilim, zihnim el vermiyor, ırk ve milliyetçilik üzerine cümle kurmaya. Ama sen bu ifadelerinle bu ithamlarında bilgi hain ve ihanetçi bir insan olmakla beraber bölücüsün, kışkırtıcı bir ajan olarak görev icra ediyorsun. Kışkırtıcı rolünü terk et, bu yol salih bir yol değil. Bu millet, Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle birdir ve tektir. Böylesi tefrikaları terk et. AK Parti'nin gölgesinde kendine hayatiyet vermek istiyorsun ama bize göre geldiğin aşama babında o da boşunadır. Kimse sana artık itibar etmiyor. Eğer Türk milleti sana itibar etmiş olsaydı, partiye bir arpa boyu kadar bir ilerleme ve kalkınma kaydederdin. Ama yok, partiye zerre miskar katkın ve kazanımın yok. Sen Şeyh Said Efendi'ye hain ve ajan diyorsan önce bir kendine bak. Aynaya bak ve ağzından dökülen sözcüklere bir bak. Bize göre sizin söyledikleriniz duruşunuz bölücülüktür, kışkırtmadır, kindir ve garez içermektedir. Türklerle Kürtleri birbirine düşman gibi göstermekten vazgeç. Bu sevdandan vazgeçersen daha iyi olur. Belki partine biraz faydan dokunmuş olur. Öyle inanıyorum ki artık senin partinde seni beğenmiyor ve sana inanmıyor. Kendine bir çeki düzen ver ve bu bölgedeki insanlara ihanet ve hiyanetçi demekten vazgeç. Ne cesaretle ne izanla ne akılla bunu konuşabiliyorsun diye de kendini sorgula. Bil ki bu tefrika üretici anlayışın Türk kardeşlerimize de zamanla dokunacaktır. Bu anlayış İslam kardeşliğine bir müdahale değil midir? Sen doğrudan doğruya Kur'an'ın müminler ancak kardeştirler felsefesine aykırı hareket ediyorsun. Bana göre artık AK Parti'nin de sana yol verip senden ayrılması gerekiyor. Senin yapmış olduğun bu hareketler, bu konuşmalar ancak kışkırtıcı ajanların işidir. Hiçbir zaman Şeyh Said Efendi ihanetçi veya ajan değildi. İslam uğruna boynu giden insanlara hain diyemezsin. Bunu böyle öyle bilesin. Ender'in saygı ve sevgilerimle